Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, mübarek 3 aylarda yapılacak ibadetleri anlatmaya devam ediyoruz. Mübarek 3 aylarda kılınacak nafile namazları anlatacağım bugün sizlere. Değerlidir, önemlidir. Bunun içerisinde bir hikmet var, bir sır var. İşte bu hikmeti ve sırrı yakalamak istiyor muyuz? İşte Recep ayında, Şaban ayında ve Ramazan ayında 3 aylarda kılınacak nafile namazlar vardır. İşte onlardan bir tanesi de 3 ayların Recep ayında her rekatta bir Fatiha, 3 İhlas ve 3 de Kafirun suresini okuyarak 30 rekat namaz kılacak. Recep ayı boyunca, 1 ay boyunca değerli gönüldaşlarım. 30 rekat her akşam Recep ayında her akşam ne yapacak? 30 rekat namaz kılacak. Birinci rekatta Fatiha ve arkasından 3 İhlas, 3 de Kafirun suresini okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun, la a'budu ma ta'budun ve la entum a'biduna ma a'bud. Ve la ene abidun ma abettum ve la entum abidun ma abud lekum dinikum veliye din. Bunu okuyacak. Üçer kere. 3 tane İhlas, 3 tane Kafirun suresi okuyup ne yapacak? Birinci rekat bitiyor. İkinci rekata kalkıyor aynısı. 2 rekatta bir de selam verebilirsiniz. 4 rekatta bir de selam verebilirsiniz. Recep ayı boyunca bunu yapacaksınız. Peki bunu yapmamızın bir sebebi var mı? Ne yani? Bunu yapınca ne olur? Yani bunu neden yapmalıyız? Bu 30 rekatlık namazı neden kılmalıyız? Öyle mi? Değerli gönüldaşım, neden kılmalıyız? Bunu bilmek bizim en büyük hakkımız diyorsunuz değil mi doğal olarak? Eğer Allah Azze ve Celle bunu yapan kişinin günahlarını affeder, mağfiret eder ve o senenin tamamını oruçlu tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Dikkat edin. Namaz kılanlardan yazılır. Şimdi evladınız var mı? Var. Kocanız var mı? Var. Eşiniz var mı? Var. Yani hanımınız var mı? Var illaki. Bunlardan eğer birileri namaz kılmıyorsa, eğer birileri namazla bir alakası yoksa ve kılmasını istiyorsanız, aha fırsat kapınızı çaldı. Aha kısmet geldi, tepmeyin. Recep ayı boyunca 30 gün boyunca 30 gün boyunca Recep ayında 30 gün boyunca yatsı namazından sonra da olur, normal vakitte de olur, önemli değil. 30 rekat namaz kılacaksınız. Her rekatta Fatiha, 3 İhlas, 3 de Kafirun suresi okuyacaksınız. 30 rekatı bitirince tesbihatınızı yapacaksınız. Ayet-el Kürsi, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Sonra ellerinizi açacaksınız. Fatiha suresini okuduktan sonra salavat getireceksiniz ve arkasından Allah'ım benim eşim namaz kılmıyor. Ne olur Rabbim onu namaz kılanlardan eyle. Veya Allah'ım benim evladım namaz kılmıyor. Ne olur onu namaz kılanlardan eyle. Allah'ım veya Allah'ım ben kendim namaz kılamıyorum. Ne olur namaz kılanlardan eyle. Allah'ım ben annemin namaz kılmasını istiyorum. Ne olur namaz kılanlardan eyle. Allah'ım babamın namaz kılmasını istiyorum. Ne olur namaz kılanlardan eyle. Allah'ım ben eşimin namaz kılmasını istiyorum. Ne olur namaz kılanlardan eyle diye dua ederse 30 gün boyunca yapacak. Allah'ın izniyle arkasından da bu duasını yapacak. Allah Azze ve Celle o dua edilen kişiye kendinse kendin, akrabansa akraban, çocuğunsa çocuğun, eşinse eşin, Allah'ın izniyle o insan o duayı ettikten sonra dua edilen kişinin kalbinde namaz kılma isteği oluşacak. Ve namaz kılma isteği oluşan insan da
namazı kılmaya başlayacak. Namazı kılmaya başlayan insan ise inna salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz bütün kötülükleri ve fuhşiyattan alıkoyar. Kimi? İnsanı. Kimi? İnsan. Ha. İşte bu namazın böyle özel bir tarafı var. Böyle güzel bir tarafı var. Böyle değerli bir tarafı var. Böyle muhteşem bir tarafı var değerli gönüldaşlarım. İşte bunun içindir ki muhakkak ve muhakkak Recep ayı boyunca 30 gün boyunca her akşam kılabilirseniz 30 rekat. Ben 20 kılabildim. Sağlığım yermedi. Olur. Ama 30 rekatı söylüyorlar. 20 de olur, 25 de olur, 10 da olur, 15 de olur. Önemi yok. Yeter ki sen Allah için ibadet et. Yeter ki sen Allah'tan bir şey iste. Olur Allah'ın izniyle. Değerli gönüldaşlarım. Onun için ne yapacağız? Recep ayı boyunca bu namazı kılacağız. Kıldıktan sonra duamızı edeceğiz. Ve Allah Azze ve Celle, inanın bana, ben size söylüyorum, Allah Azze ve Celle size kime dua etti? Kendinize kendiniz, eşinizse eşiniz, başkasıysa başkası, çocuğunuzsa çocuğunuz ettiniz değil mi duanız? Allah'ın izniyle o insanın kalbine namaz kılma sevgisi, namaz kılma aşkı verecektir. Ve o insan da ona karşı duramayacaktır. Kalpler Allah'ın elinde değil mi? Hidayet Allah'ın elinde değil mi? Ayet-i kerime var. Ayet-i kerime var. Hidayet ancak ve ancak Allah'ın elindedir. Kimsenin elinde değildir. Ne peygamberin, ne şeyhin, ne alimin, ne ulemanın, ne Mehmet'in, ne Ahmet'in, ne Ayşe'nin, ne Fatma'nın, ne devlet başkanının, ne işte bilmem genelkurmay başkanı, hiç kimsenin elinde değildir hidayet. Hidayet yalnız ve yalnız Allah'ın elindedir. Hidayet doğru yol demektir. Doğru yola iletmek Allah'ın elindedir. Böyle bir dua ettiniz. Allah'ın izniyle çocuğunuz doğru yola iletilecektir. Eşiniz doğru yola iletilecektir. Ve ben bunu çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Bir komşumuz vardı. Ona ben, bana geliyordu arada bir. Diyordu ki ya hocam, yani eşim çok iyi bir insan ama alkol alıyor. Alkol bağımlısı. İyi bir insan, değerli bir insan. Bana bugüne kadar dövmedi, sövmedi, küfür etmedi. Bugüne kadar hep iyi davrandı. İşte yiyeceğimizi getirdi, içeceğimizi getirdi. Hiçbir zaman kötü davranmadı. Ama alkol alıyor. Ama alkol alıyor. Yani bundan bir türlü kurtulamadı. Alkol aldıktan sonra da pişman oluyor. Ertesi gün pişman oluyor ama gene alıyor. Hocam ne yapayım dedi. Ben de ona dedim ki bak değerli kardeşim, Allah'a yalvar. Kocan için Allah'a yalvar. Tarif ettim ona. Aradan bir zaman geçti. İşte Ramazan ayı bitti falan böyle bayramdan sonra falan. Gördüğümde ya hocam dedi, benim eşim Ramazan ayına girerken alkole tövbe etti. Bundan sonra ben alkol içmeyeceğim dedi. Evde ne kadar şişe varsa attı. Ne kadar alkol alan arkadaşları varsa telefondan engelledi. Aa bak Ramazan'dan da geçti işte 20 gün bir ay geçti. Alkol almıyor ve kimseyle de alkol alan yerlere de gitmiyor. Alkol alan kimseyle de görüşmüyor dedi. Ben size bir misal vermiş olayım işte. Değerli gönüldaşlarım. Onun için değerli arkadaşlarım, Allah Azze ve Celle bu 3 aylarda Recep ayında 30 gün boyunca 30 rekat namaz kılarsa o insanı bir yıl oruç tutmuş gibi sevabı yazılır. Ayrıca gelecek seneye kadar da namaz kılanlardan yazılır. Bu çok önemli bir müjde. Çok önemli bir müjde. Değerli gönüldaşlarım. O insan bir sonraki sene eşi aynı şekilde Recep ayında bu namazı kıldı. Bu şekilde yaptı. Eşi namaza başladı. Bir sonraki Ramazan ayında beraber camiye gidiyorduk. Beraber camiye gidiyorduk. Ne kadar büyük bir şey değil mi değerli gönüldaşlarım? Eğer sizin de ailenizde böyleleri varsa bu dediğim ibadeti muhakkak yapın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli gönüldaşlarım.